Konyalı Mehmet Vehbi Hazretleri: Kadında çarşaf olmayınca zevk ve eğlenceye düşkün insanlar onlara açık görüp göz dikip hırsla sahip olma arzusuna düşerler. Düştükleri gibi de takip ederler, rahatsız ederler. Cenab-ı Hak kadınların çarşafa bürünüp mesture olmalarını emretmiş ve hikmeti de çarşaflı olan kadının kim olduğu bilinmemekle, suizanda veya süfahanın takibinden kurtulmaları için beyan edilmiştir. Tanıyabiliyor musun? Tanıyamıyorsun. Çocuktum bir gün, annem diye başka bir kadına sarılmıştım, çarşaflıydı. İşte böyle. İskilipli Atıf Hoca. Mazlum Hoca, İskilipli Atıf Hoca. Dar ağacına giden şapka kanununda. Evvelce hayatını anlatmıştım. Birisi buluğa ermekten itibaren her kadının cilba bile, yani başından itibaren cemi bedeni bürüyecek vasi bir elbise, yani çarşaf ile vücudunu kamilen setro edip zirahimi mahreminden başka hiç kimseye şer'an ruhsat verilen miktardan fazla hiçbir uzvunu göstermemesi lazım. Ne diyor? Çünkü ayet var: ey Nebi, zevcelerine, kızlarına, müminlerin zevcelerine de ki cilbap, yani çarşaflarını üzerlerine yakıştırıp onu giyerek onunla örtünsünler. Ve buna benzer birçok ifade var. Mesela Timurtaş Hoca Efendi, hepimizin sevdiği, saydığı, değer verdiği mazlum hocalardan, zulüm gören hocalardan bir tanesi. Müslüman bir kadının giydiği çarşafla alay eden Hazreti Allah ile alay etmiştir diyor. Diyor ya böyle, öcü gibisiniz. Sen öcü gibisin lan. Sen aynı öcü gibisin. Makyajın olmasa korkulur bir haldesin. Çünkü o Allah'ın emri olduğu için örtünüyor. Başkasının arzusuna göre olsaydı o da çıplak gezerdi. Neden çıplak gezmiyor, çarşaf giyiyor? Çünkü Allah'a itaat ediyor. Ona hakaret eden, ona sataşan Allah'a sataşmış gibidir. Nasıl bir Müslüman hanım çarşaf giymek ister de nasıl kocası buna mani olabilir? Ey kocalar! Koca mısınız siz be? Aklım almıyor. Bu adamda hiç mi zerre kadar iman yok? Hiç mi zerre kadar Allah korkusu yok? Yahu bir Müslüman hanım kapanmak istiyor, vücudunun hatlarını göstermemek istiyor, sanki günün 24 saatinde namaz kılıyormuş gibi Allah'tan sevap almak istiyor, çarşaf giymek istiyor. Nasıl bunun kocası mani olabilir? Siz bu erkeğe Müslüman diyebilir misiniz? Eşarbı, markadan alınmış bone. İnanması çok zor, Allah'ım bu ne? Altında pantolon, modaymış mı yine? Giyinmenin manası örtünmektir inan. Bu fetvayı kimden aldın Müslüman? Kısa pardesüler dizden yukarı. Renk renk başörtüler kırmızı, sarı. 100 metre öteden parlıyor jakarı. İslami kıyafet bu değil inan. Bu fetvayı kimden aldın Müslüman? Daracık pardesü, yırtmaç yarısı, tamamen ortada vücudun yarısı, başları döndürüyor parfüm kokusu, kadının ziyneti hayadır inan, bu fetvayı kimden aldın Müslüman? Ten rengi çoraplar görmez setreni, modaya geçecek Alman ketreni, eli kolu kuyumcunun vitrini, İslam'ı yaşayış bu değil inan. Bu fetvayı kimden aldın Müslüman? Moda moda diye bizi soydular. Örtümüzü soyup bir kenara koydular. Bizleri öyle görünce sevinç duydular. Bizim dinimizde bu yoktur inan. Bu fetvayı kimden aldın Müslüman? Kimisi avamdan, kimisi derviş. Gözleri sürmeli, topuk bir karış. Modern Müslüman böyle giyermiş. İslam'ın özünde bu yoktur inan. Bu fetvayı kimden aldın Müslüman? Üstünde pantolon, kılarsın namaz. Ne olur sözümü dinlesen biraz.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni böyle tanımaz. Sünneti yaşamış, farzı yaşamış olmazsın inan. Bu fetvayı kimden aldın Müslüman? Zamanı çaldı, dizi filmler. Rafları süsledi, cilt cilt ilimler. Bizi görseydi kahrolurdu alimler. İslam'ı yaşayış bu değil inan. Bu fetvayı kimden aldın Müslüman? Süslenir, püslenir, gezer düğünde. Yeri baş köşedir paralı günde. Allah için nefes tüket bir günde. İslam'ı yaşayış bu değil inan. Bu fetvayı kimden aldın Müslüman? Bir de deriz, Müslümanız hepimiz. Kötülük düşünmem canım, kalbimiz temiz. Namaz da borcumuzdur, elbet bir gün öderiz. Gerçek Müslümanlık bu değil inan. Bu fetvayı kimden aldın Müslüman? Sormayın, dertliyim bunlardan yana. Şanlı tarihine dönüp bir baksana. Üzülmez miydi görse seni Fatıma ana? Allah seni konu yaptı Kur'an'a. Nisa suresinde geçiyorsun inan. Bu fetvayı kimden aldın Müslüman? Şu bir gerçek ki, İslam'ın büyük düşmanı Batı yandaşları ve yoldaşlarıdır. Bunlar 1900 senesine gelindiği zaman Yüce Rabbimizin emri olan tesettürü tartışmaya açtılar. Halbuki tartışmaya açılacak bir konu değil kat'iyen. Ama 1908 yılında tesettür tartışılmaya açılmıştır. İslam'a karşı yaptıkları bu saldırılarında Abdullah Cevdet, Kılıçzade Hakkı, Selahaddin Asım ve Rıza Tevfik gibi kalemşörlerini kullandılar. Bu güruhun büyük şeytanları olan Batı'nın desteğiyle gerçekleştirdiği o taarruzlara karşı o dönemin İslam müdafiliğini üstlenen Sırat-ı Müstakim ve Sebilur Reşat dergilerinde bu azgınlara karşı yazılar, reddiyelerle İslam'a yapılan bu saldırılar bir nebze olsun bertaraf edilmeye çalıştı. Ve 1926 yılında Türkiye'mizde İlk güzellik yarışması tertip ediliyor. Ve o yıldan itibaren günümüze kadar da bu güzellik yarışması devam ediyor. Daha kötüsünü söyleyeyim mi size? Keriman denilen kadın güzel bir kadın değil. Babasına diyorlar ki senin kızın güzellik yarışmasında birinci seçildi. Hani benim şu kara kuru kızım mı diyor. Babası bile inanmıyor. Kaldı ki bir evlat babası ya da annesi için dünyanın en güzelidir. Hani Çanakkale geçilmez diyoruz ya. Biz kendimizi kandırıyoruz. Nereye geçilmiyor Çanakkale? Geçtiler, mahvettiler. Çanakkale çoktan geçildi kardeş. Geç o hikayeleri. 1940'lı yılların sonunda kadınlara çarşaflarını çıkartıp yerine manto ve başörtüsü giydirilmeye çalışıldı. Tabi bununla beraber İslami tesettürü yozlaştırmak için manto ve başörtüsü giydirdikleri kadınları gazetelerinde reklam ettiler. Hatta bu hususta dört mezhep müftüsü Ali Haydar Efendi Kudsesül Hazretleri şöyle buyuruyor. Manto bir eve girdi mi, küfür o eve burnunu sokmuş demektir. Üstadımız Ali Haydar Ahıskavi Hazretleri. Gerçek İslam alimleri o dönemde bu yozlaştırma hareketine karşı olanca güçleriyle mücadele ettiler. Ettiler de maalesef bu akımın çalışmaları sonuç vermeye başlamıştı. Manto ve başörtüsü yayılmaya başlamış. Müslüman kadının çarşafını çıkarmayı başarmışlardı. Büyük iblis, Batı, yandaşları, Müslüman kadını çıplaklaştırma hedefine doğru son sürat koşmaya devam etti. Ve sene 1984,
artık kamuda, devlet dairelerinde başörtüsüyle çalışmak tamamen yasaklanmıştı. Ne garip değil mi? Ne garip bir olay. Niçin mücadele ettik ey ahali? Çanakkale diyoruz ya. Niye Çanakkale'de mücadele ettik? Namus içindi, değil mi? Toprağımız içindi, şerefimiz içindi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir kadın geliyor. Ya Resulallah Aleyhisselatü Vesselam, filanca kuyumcuda benim örtümü kaldırdılar diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaş ilan ediyor, savaş. 15 gün sürüyor bu savaş. Ve korkak Yahudi milleti cesaret edemiyor, geri çekiliyor. Yıl 28 Şubat 1997. Bu yıla gelindiği zaman başörtüsü ve türban ayrımı başladı. Başörtüsü ve türban. Bu ayrımı kamusal alan tartışmaları ve okullara başörtülerin alınmaması gibi girişimlerle başlatıldılar. Hani bugün size özgürlük naraları atanlar var ya, onlar sizin annenizi, onlar sizin ablanızın başından tutup sanki bir katilmiş gibi muamele ederek okulların kapısından dışarıya attılar. Birinciliğini vermediler talebenin, birinciliğini. Yasak koymalarla bu işin sonunun getiremeyeceğini anladılar tabii. Baktılar ki bir şey yasak daha çok dikkat çekiyor, daha çok isteniyor. Çünkü bizim milletimiz öyledir. Canından korkmaz. Şehadet mi? Zaten arzuladığım bir şey. Zaten öleceğim, hiç olmazsa bari şehitlik nasip olsun. Kör kurşuna göğsünü siper ede ede gider. Bizim milletimizin asilliğidir bu. Acayip bir kan taşıyoruz biz. Baktılar ki yasakla bu iş olmayacak. Batı ve yoldaşları sinsi bir plana girişiyorlar. Artık İslami tesettürü inkar etmek yok. Doğru, tamam, tesettür var kardeşim, tesettür farz. Ne yaptılar? Biz bunu tamamen söküp alamıyoruz. Tesettürü de inkar ettirmeyelim. Ne yapalım? Tesettürü bozalım. Ilımlı İslam adı altında modern Müslüman kadını ve modern tesettür. Paris modaları, İngiliz modaları, yani tabiri caizse giyinik çıplaklık söz konusu olacak. Buna da Müslüman kadınının modern kıyafeti böyledir denilecek. Artık adı İslam tesettür olan firmalar tarafından en çekici kadınlarla modalar, defileler düzenlenmeye başlanacak. Ve bu kısacık açıklamadan sonra bu akıma kapılan bacılara seslenmek istiyorum. Ama sadece Allah için seslenmek istiyorum. Evet, sen ey Müslüman bacım, senin dış örtün tepeden tırnağa bedeninin tamamını örtmüyorsa bilmelisin ki Rabbimiz Celle Celaluhu senin bu tesettüründen razı değil. Bak, Rabbimiz buyuruyor. Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle ki cilbaplarından, dış elbiselerinden üzerlerini örtsünler. Bu onların tanımalarına ya da kötü kişiler tarafından tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır. Bununla beraber Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Sen ey bacım, ablam, vücut hatlarını belli eden, böylelikle dikkat çeken daracık elbiseler giyerek, saçlarını tepeye toplayarak, deve hörgücü yaparak neyi amaçlıyorsun? İçi gösteren o kışkırtıcı, ince, şeffaf elbiseler giyinmekle neyi hedefliyorsun? Birilerinin sana bakmadan geçip gitmesinden mi endişe ediyorsun? Ya da yürüdüğün yolda veya bulunduğun mekanda birileri tarafından gündem olmamaktan, olamamaktan ya da fark edilememekten mi endişeleniyorsun?
veya birilerinin senin varlığından haberdar olmadan yaşayıp ölüp gitmekten mi? Neden? Neden ey bacım? Varlığını, vücut hatlarını teşhir edercesine giyindiğin, daracık, cildini gösteren ince, şeffaf elbiselerle değil de başka bir şekilde ispat edemez misin? Yazık! Vücudunuzdan başka sunacak bir şeyiniz yok mu sizin insanlara? Mesela takvanız, mesela insanlığınız, mesela karakteriniz veya bir takım güzel donanımlarınız. Bununla beraber varlığınızı ispat edemez misiniz? Yoksa mensubu olduğun yüce İslam dininin dar, ince, şeffaf elbiseleri sana yasak kıldığından haberin mi yok senin? Bak, amel etmekle yükümlü olduğumuz bir fıkıh kitabında ne diyor? Kadının elbisesi, vücudunun hacmini gösterecek yapıdaysa, teni görülmeyecek derecede kalınlıkta olsa bile, erkeğin şehvetsiz de olsa söz konusu elbisesine bakması caiz değildir. Gördün mü? Giyindiğin daracık elbisene bakan erkeklerin hepsi günahkar oluyor ve bunun sebebi sensin. Sen tesettürün sadece başörtüsünden ibaret olduğunu mu zannediyorsun? Böyle zannedip o daracık, o cildini gösteren ince şeffaf elbiseler giyerek, saçlarını tepeye toplayarak, deve hörgücü yaparak neyi planlıyorsun? Başörtülü olsan bile asırlar öncesinden, senden ve senin giyim tarzından haber veren Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan buyurduğu gibi giyinik çıplaklardan olduğunu bilmiyor muydun? Az önce zikri geçen ayeti kerimeyi hiç görmedin mi, okumadın mı, duymadın mı? Ya da biliyorsan niye ayetin emrettiği şekilde tesettüre bürünmüyorsun? Bu der elbiseler giyerek son nefesten sonra varacağın o ebedi ahiret yurduna darma duman gittiğinin, gideceğinin farkında değil misin? Belki bilmiyorsun ama maalesef cennetin kokusunu bile duyamayacaksın diyor Efendimiz. Hatta ben sana kaynaklarıyla bir hadis söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kütüb-i Sitte'de Müslim hadisidir. Cennet konulu hadiste 52 numaralı, bir de 2128 numaralı hadiste Efendimiz buyuruyor. Ateş ehlinden iki sınıf vardır. Ben henüz onları görmedim. Bakın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. Ateş ehlinden iki sınıf vardır. Ben daha henüz onları görmedim. Yanlarında sığır kuyruğu, yani kamçı gibi bir şeyler taşıyıp onu insanlara vuran insanlar. Evet. İkincisi, giyinmiş çıplak kadınlar ki bunlar Allah'a taatten dışarı çıkmışlardır. Bunlar başkalarını da baştan çıkarırlar. Bunlar başlarını bir de deve hörgücü gibi yaparlar. Bu kadınlar cennete girmek şöyle dursun, kokusunu dahi alamazlar. Halbuki diyor, onun kokusu şu 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 kadar uzak mesafeden duyulur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aman Allah'ım! Bu hadisi şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu zamanın kadınlarının giyim tarzını bildiren mucizesi apaçık aşikar değil mi? Beni şu an inanılmaz bir ürperdi sardı. Ya seni? Bak, bu hususta Ayşe annemiz nasıl tepki veriyor? Hafsa binti Abdurrahman, Hazreti Ayşe annemizin huzuruna tesettürün ruhuna uymayan ince bir başörtüyle geliyor. Hazreti Ayşe annemiz hemen onun başörtüsünü alıyor, yırtıyor ve kendisine başka bir kalın başörtü veriyor. Ey bacım diyor, görüyor musun? Şeffaf başörtüsünü bile parçalayan o müminlerin annesi Hazreti Ayşe annemiz, güya tesettür diye giydiğin, uzuvlarını belli eden, daracık ya da cildini gösteren ince şeffaf elbiseler ile acaba Ayşe anne seni görse ne derdi, nasıl bir tepki verirdi? Gel bir hayal kur. Mesela tesettür diye giydiğin, uzuvlarını belli eden, daracık o şeffaf cildi gösteren, erkeklerin bakışlarını celbedecek şekilde süslü, püslü, gösterişli, göz alıcı renkli elbiselerle yolda yürüdüğünü farz et.
ve sen bu vaziyetteyken aniden karşına Efendimiz aleyhissalatu vesselam çıka gelse sana ne tepki verirdi? Söyleyeyim mi? Senden yüzünü çevirirdi. Ebu Bekir'in kızı Esma bir gün üzerinde ince bir elbiseyle Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanına gelmiş. Ya Esma, innel mer'atu iza belagatil mahidha lem tasluh ey yura minha illa haza ve haza. Ey Esma, şurası muhakkak ki kadın ergenlik çağına geldiği zaman onun vücudundan şundan ve şundan başkasının görünmesi uygun olmaz dedi. Kendi yüzü ile elini işaret etti. Ayşe annemiz anlatıyor. Efendimiz Ebu Bekir'in kızı Esma, yani baldızı oluyor, yüzünü çevirdi ondan. Ya peki eşine karşı sürmen gereken envai çeşit kokularla dışarıya çıkmana ne demeli? Hı? Yabancı erkekler senin o süründüğün parfüm kokularını çektiğinde "Oh be, ne de güzel kokuyor bu kadın veya kız" desinler diye mi? Söyler misin, günde kaç erkek senin o sürdüğün kokuyla fitneye düşüyor? O koku sebebiyle dönüp sana kaç kişi bakıyor, göz zinası işliyor ve sen sebep olduğun için her birinin günahına ortak olduğunu bilmiyor muydun? Koku sürünmek suretiyle namahrem erkeklerin dikkatini çekerek o erkeklerin göz zinasına sebep olan kadın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zinakar kadın dediğinden haberin var mı? Vay haline ki günde kaç erkeğin günahına ortak oluyorsun. Vay ki ne vay. Her göz zanidir. Allah öyle buyuruyor Celle Celaluhu. Düzeltiyorum, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hadis-i şeriftir bu. Her göz zanidir. Şurası muhakkak ki diyor, kadın koku sürünür, sonra erkek meclisine uğrarsa o kadın da zinakardır. Ya bir koku. Hocam kaynak söyleyin. Tirmizi hadisi, edep konusu, 2787 numaralı kaynağı araştırabilirsiniz. 2787. Peki, erkeklerin burnuna varacak şekilde koku sürünerek evinden çıktığında, evine dönene kadar dışarıda kaldığın o namazlarının tehlikede olduğundan haberin var mı? Emin ol, sahabe-i kiram efendilerimiz seni kokular sürüp sokağa çıkmış olarak görselerdi, evine çevirirlerdi. Kardeşim gir böyle, çıkma dışarıya. Ne olur bacım çıkma dışarı, kokunu temizle de çık derlerdi. Mus'ab bin Yesar anlatıyor. Koku sürülmüş kadının biri Ebu Hüreyre'nin yanından geçiyor. Kadın buram buram esas kokuyor. Ebu Hüreyre dedi ki kadına, ey cebbarın kulu, nereye gidiyorsun? Kadın dedi ki camiye gidiyorum. Ebu Hüreyre de dedi ki güzel koku süründün değil mi? Evet dedi kadın, geri dön dedi. Geri dön yıkan, çünkü ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum. Süründüğü koku etrafa yayılırken mescide namaz kılmak için giden kadının namazı geri evine dönüp yıkanmadıkça kabul olmaz buyuruyor Efendimiz. Allah Allah. Bu sadece koku için. Peki pantolon giymene ne demeli? Neden erkek elbiselerine özeniyorsun? Pantolon giyerek ne korkunç bir manzara ortaya çıkardığının farkında mısın? Pantolon giyerek kalçalarını namahrem erkeklere sunuyorsun. Böyle iğrenç bakışları üzerine topluyorsun. Ya da durup dururken masum insanları güzel duygu ve düşüncelerden uzaklaştırarak onları kışkırtmak suretiyle hayani duygularını harekete geçiriyorsun. Şu haline bir bakar mısın? Başında başörtüsü, altında pantolon, yani üstü kadın altı erkek bir vaziyette, korkunç bir tablo. Söyler misin bu halin nedir senin? Yoksa sen pantolon giyerek erkeksi bir görünüm mü sergilemek istiyorsun? Eğer böyleyse erkeğe benzediğin için zaten lanetleniyorsun. Bu daha da kötü. La'ne Resulullah el-müteşebbihine minel ricali
bin nisa'i vel muteşebbihati minen nisa'i bir rical. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kadınlara benzemeye çalışan erkeklere, erkeklere benzemeye çalışan kadınlara da lanet etmiştir. Erkek küpe takıyor. Erkek kaşını alıyor. Ya birader, kardeş, ağabey, sen erkeksin. Erkek. Bir erkek kulağına küpe takamaz. Bir erkek kaşlarını inceltemez. Bir erkek daracık tayt pantolon giyemez. Bir erkeğin şanına yakışmaz. Kaldı ki böyle olursa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam seni o elbiseler, o halin üzerinde durdukça lanetliyor seni. Kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam lanet etmiştir. Ve sen ey bacım, tak tak ses çıkaran o topuklu ayakkabıları giymekteki maksadın ne? Kimi çağırıyorsun? Kimi çağırıyorsun? Biliyorsun ki kapılardaki tokmaklara vurularak, içeridekilerine duyurarak ben geldim, gelin kapıyı açım denilmiş oluyor değil mi? Kapıdaki tokmağa tak 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 tak. Niye vuruyoruz biz? Ben geldim diyor. Aç kapıyı, aç. Değil mi? Peki sen ey bacım, o topuklu ayakkabılarınla tak tak ses çıkararak kime neyi anlatmaya çalışıyorsun? Sen o ayakkabılarınla ses çıkarmanı Allah'ın sana yasak kıldığından haberin yok mu? Hı? Bak Nur suresi 31. Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasın diyor Mevla. Ayakkabılarıyla ses çıkarmak suretiyle dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler. Ey bacım, sana sesleniyorum. Sadece başını ve dizlerinin altını açmakla kalmayıp, daracık sıkma elbiseler giyerek, bundan daha fazlasını yapmak suretiyle dişiliğini, cinselliğini ön plana çıkaran, böylelikle haram olan yerlerini namahreme gösteren ve vücudunu namahrem erkeklerin bakışlarına sunan bacım. Buraya kadar tesettürlülerden bahsettim. Bundan sonra açık olan kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen duyun sesimi. Sen ne yaptığının farkında mısın? Sürekli işlemekte olduğun cinayetin hem sana hem de sebep olduğun kişilere ne büyük bedeller ödeteceğini bilmiyor musun? Müslümansın değil mi? İsmin Ayşe, Fatma, Zeynep, Hatice değil mi? Asıl incitici yanı da bu ya. Peki neden gayrimüslim olan Annabelle, Kase'ye, Hillari'ye, Margaret gibi giyiniyorsun? Onlara benzemekte farkın nedir? Gayen nedir? Sen gayrimüslimlere veya fasıklara benzemekle, onların nefsani hayat tarzlarını taklit etmekle Müslümanların da ahlakını bozuyorsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seni uyarıyor. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır. Doğru ya da yanlış olduğunu hiç düşünmeden dışarıdaki çoğunluğa ayak uyduruyorum düşüncesiyle açık saçık giyiniyorsun ya, ya da böyle yaparak toplumda varlığını ispat etmeye çalışıyorsun ya, bilesin ki asıl yokluk budur. Sen, evet sen, günah işleyenler şu geçici dünyanın büyük çoğunluğunu oluşturduğu zaman Allah Celle Celaluhu'nun çoğunluk olmaları sebebiyle onları cezalandırmayacağını mı zannediyorsun? Gelen bütün belalar, bütün musibetler zinadan mada kaynaklanıyor. Her gün zina işliyoruz, her gün göz zinası, kulak zinası, beden zinası. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَأْتِي وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. O gün cehenneme doldun mu diyeceğiz diyor Mevla. Doldun mu ey cehennem? O da günahkarlara öfkesinden, şiddetinden daha yok mu diyecek. Cevap olarak bu ayeti kerime yetmez mi bize? Ey bacım, seni seyreden erkeklerin bakışları hiç dikkatini çekti mi? Bu bakışları hiç tahlil edebildin mi? İstersen bir tahlil et.
Belki erkeklerin bakışlarını aynı anda değerlendirmen uygun düşmeyebilir. O halde başka birini görevlendir. Sokaklarda, parklarda, caddelerde o görevlendirdiğin kişi sen yürüyorken senin biraz gerisinden gelsin. Yok eğer bir yerde oturuyorsan senin biraz uzağında otursun ve bir günlüğüne sabahtan akşama kadar gizli bir kamerayla sana bakanların bakışlarını kaydetsin. Sen akşam olunca o bakışları, o bakışlardaki düşüklüğü, bayağılığı, hayvaniliği, şehevaniliği, nefsaniliği, hatta sana bakıp gidenlerin bazen de olsa o dudak hareketlerini iyice incele, değerlendir bakalım. Şu tepkiyi bile gördük ya. Kadın öyle bir giyinmiş ki. Yanından geçiyor genç, diyor ki oha. Şok oluyor artık böyle. Şaşırıyor. Bir yanda cinselliğini erkeklere sunan kadın, diğer yandan da onu seyreden erkekler. Sence böyle bir ortam İslami bir ortam mı yoksa şeytani bir ortam mı? Ve bu ortamı bir de sen hazırlıyorsun. Sebep olan sensin. Böyle bir ortama egemen olan kim? Melekler mi, şeytanlar mı? Bilemiyorum şimdi nasıl düşünüyorsun. Erkeklerin şehvani bakışlarını üzerine çekerek buna durmadan günlerce, aylarca, yıllarca devam etmen, insanları zihinlerindeki o pak düşüncelerden uzaklaştırman, böylelikle onları Allah Celle Celaluhu'dan uzaklaştırıp iblisi lanetullahi aleyhi onlara musallat etmen, onları iblisin zehirli oklarının hedef tahtası haline getirmen hangi kafaya hizmettir? Bu nasıl bir kafa yapısıdır? Kadın dışarı çıkarken şeytan o kadını gözetir. Acaba bu kadını erkeklere daha ne kadar dikkat çekici bir şekilde süsletebilirim? Harama bakmak şeytanın oklarından zehirli bir oktur diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ömrün boyunca buna sebep olman ne korkunç bir manzara. Belki sen bu manzaranın farkında değilsin ama seni bir kameraman gibi 7/24 aralıksız kaydeden sağ ve solumuzdaki görevli iki meleğin varlığından haberin var değil mi? O hesap günü geldiğinde hakkında yazılanların tamamı ortaya dökülecek, haberin var değil mi? Ve inna aleykum lahafizin kiramen katibin ya'lemun ma tef'alun. Halbuki üzerinde gözetleyici, amellerinizi yazan, Allah katında kerim olan katip melekler var. Ne yaparsanız bilirler. İnsanoğlunun bir sağında bir de sol tarafında oturmuş iki katip var. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَيِّدِ O iki meleğin amellerini yazmakta olduğunu hatırla diyor Mevla. Günaha sebep olduğun yerlerin tamamı senin aleyhine şahittir. يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا O gün yer iyi ve kötü üzerinde ne işlediğinin haberini anlatacaktır. Ya belki o gün inkar edeceksin. Ben yapmadım Rabbim, yapmadım ben, bu günahları ben işlemedim diyeceksin. Ama nafile, bu sefer sen, sana şahitlik edecek o insanları, o yoldan çıkardığın o derilerin, o insanlar konuşacak. Gözlerin, ayakların. Sen o gün insanların şehvetlerini kabarttığın derine kızacaksın, derine. Lakin iş işten geçecek. Çünkü öyle diyor ayette. Oraya vardıkları zaman kulakları, gözleri, derileri onların yaptıklarına şahitlik edecek. Derilerine şöyle diyecekler: niye aleyhimse şahitlik ettin? Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu diyecek o senin derin. Ey bacım, bir de bu vaziyetteyken anne olduğunu düşün. İslam fıtratı üzere yaratılmış olan o tertemiz yavrun bütün bu iğrenç bakışlara şahit oluyor. Hele bir de haya duygularının ortaya çıktığı 3 ve üzeri yaşlarda ise annesinin üzerindeki o iğrenç bakışlara şahitlik ediyorsa ve bu durumda aldırış etmediğin için o evladının tertemiz yüreğinde, o ruhunda nasıl bir tahribat açacağının farkında mısın? O yavru ki annesine gelecek en ufak ezaya tahammül edemez, hatta eşler arası münakaşada bile hemen senin yanına koşarken sen nasıl onun gözleri önünde bunu yapabiliyorsun? İleriye doğru nasıl bir insanın temelinin attığının farkında mısın? Rabbim beyan ediyor, bu da bizim son sözümüz olsun. Fe eyne tezhebun?
Bu gidiş nereye?''